bu davadaki suçlama da literatüre girdi. Çünkü biz ilk defa araba bıçaklama diye bir suçlama duyduk. Yani ya evet araba ya. bıçaklama davası bu. Niye bıçaklarsın arabayı? Benim arabamı bıçaklasa Neydi? Hayır araba Söylemiş. çizilir yani herhalde değil mi Ali abi? Araba bıçak arabayı buldu. <laughs> Erhan Çelik arabayı buldu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bilir raporu çıktı. Ee, güvenlik kameraları evet. görüntüleri de incelendi. Mahkeme dedi ki ben kararımı vereceğim ama şimdilik erteliyorum. Şu tarihte vereceğim dedi. Karar çıkacak bıçaklama davası. Benim burada dikkatimi çeken Gülben Ergin'in kıyafeti. Neslihan'ın ee, yeşil şöyle, çantası var. çok rahat e, bir tişört ve sırt çantasıyla mahkemeye gitmiş. Ben kendimi düşünüyorum. Mahkemem olduğu zaman, dava olduğu zaman ay ne giyeceğim? Ne yapsam? işte ceket mi giysem? Gömlek mi giysem? Hani bunun e, böyle bir gerginlik oluyor bende. Ama şu rahat tavrı gördüm. O kadar alışmış ki artık. Sanki şey komşuya gidiyor kahveye rahat <laughs> rahat mahkemelerde e, olmaya alışmış bir sima gördüm. Ama yani, şey farkı olabilir mi? Davacı davalı. Rahat. Hani iyi halden mesela. Yok hayatım ben kendi, kendi dava açtığımda da bilmiyorum ha, ben mi? kendim için söylüyorum. Herkes farklı farklı belli ki. Ben çok geriliyorum mesela hiç gergin değil ne kadar güven. Ben hayatımda iki, iki daha mahkemeye girdim bir tanesi boşanma bir tanesi başka bir davam vardı. Evet ben boşanmada daha rahattım diğerinde ben de ne, ne yapsam ne giysem böyle bayağı uzun elbiseler giydim tabii falan. Tabii tabii korkuyorsun bir de evet. hakimin karşısına çıkmaktan ben böyle acayip çekiniyorum bilmiyorum. E peki sonuç olarak şöyle mi yani Erhan Çelik gerçeklerin. <gülüyor> Gerçekler <gülüyor> çıkacak ya Her yana geç ortaya çıkmak gibi güzel bir huy vardır dedi. Hayatını mahvetti adamcağız. İşi gitti. Ali ya abiye gitti. soralım. Ne oldu Ali Kariyeri abi? Kariyeri gitti. Kariyer gitti. Aşkını yaşayamıyor şu an Aa, Sedef. Niye şu an. aşık şu an? Yani işte ama mahkemelerde. Aşkı buldu evet. Ne yapacağız Ali abi bu durumu? Mahkeme. Göle girelim mi Ali abi? Mahkeme. <laughs> Ali abi seni tercih Son kararını vermek için <gülüyor> e, <gülüyor> duruşmayı. Erteledi. Erteledi. Karar duruşması o. Evet. E, ben. Ben. Yani bunu suç e, istenen ceza nedir bilmiyorum. Gizli e, görüldüğü isteniyor. için e, herhangi bir galiba, galiba bilgi dışarı bilgi çıkıyor. çıkıyor ben izledim mi? hapis cezası isteniyor. Tabii tabii bir yıldan e, bir yıl altı bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası hapis. isteniyor Ama, da hani raporun içeriğinde e, ne var yani, iş, çok komik ya. i̇şlenen suçu ne olarak görüyor bıçaklama, yani? Araba konut dokunulmazlığı dokunul. mala zarar verme. Konut dokunulmazlığı mana zarar Ondan ceza almaz. Para cezası ile Geç, geçer. Gider bence. Hmm. Ee, yani orada püf noktası şuydu yalnız. <laughs> Erhan Çelik hmm. bu suçu, bu eylemi Gülben Ergen ona uzaklaştırma kararı aldırdığı dönemde işledi. Bu olayın tarihi. İşte Gülben bence Ergen... hayır. Bence hayır. Ne? Bence bu, bu sonra son sanki. uzaklaştırma aldı. İşte ben onu anlayamıyorum. Nasıl suçlu görünüyor adam. Nerede? Bu, bu olaydan sonra uzaklaştırmalı Aldaylı abi. Ben de öyle hatırlıyorum. Evet. Ben ben, de... ben öncesinde hatırlıyorum. Çünkü bu yüzden de bir dava açıldı. Ee, Savcı onda görevsizlik kararımı, takipsizlik kararımı ne verdi? Ee, herhalde tarihleri uyuşmuyor bilmiyorum detayını. Ama burada e, yani kişi bir zarar görmedi burada. O Mal otopark, Daha var. önce geldiği bir e, otopark... E, yani ulaşamıyordum, camına bir şey koydum falan. Ya arabayı bıçaklamaktan ne ceza çıkart bilmiyorum, bekleyeceğiz. Arabayı bıçakladın Erhan'cığım. Araba şikayet olmuş mu? mu? Arabanın şikayeti yok. Araba e, hastanede geçen. <laughs> evet, şu anda araba tedavi iyi. altındaymış. Arabanın bir şikayet. Ya, yok. Benim eskiden eski patronum Türkiye'nin en ünlü bir e, şarkıcısı, Türkiye'nin en ünlü bir e, haber sunucusu, önkırmeni karşımıza gelen konulara bak. Yani. Tam trilling değil mi Ali abi? Tam ama tırı dün tırı sonunda gerçekten. kaybeden, Bircan'ın dediği gibi Erhan Çelik gibi görünüyor. Dün de bahsetmiştik. Gülben Ergen yeni bir aşka yelken açtı. Yani <laughs> Çünkü hayatı var devam tamam ediyor. Gülben Ergen'e bir şey olmaz. Erhan <laughs> Çelik yani. ekranlara haberci olarak dönebilir mi? mi? Ne diyorsunuz diyeceğim ama reklam diyorlar. Aa, yok daha Erhan Çelik dönmez galiba. Dönmez mı? O da bitti yazık. Gerçekten çok üzülerek söylüyorum o da bitti. Peki evet, evet, bir İki tarafta acılı, acılı oldu.